Sevgili Cem TV izleyicileri, saatlerimiz onu gösteriyor. Bahar'la güzel şeyler başladı. 1,5 saat boyunca birbirinden değerli konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Şu an stüdyomuzda herbalist İbrahim Gökçek bizimle birlikte, bitki uzmanı. İbrahim Bey nasılsınız? Hamdolsun, iyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün sizinle zayıflama, öncelikle zayıflama hakkında konuşacağız. Yaza giriyoruz, bu bizim için çok önemli. Daha sonra da tansiyon ve şekerle de alakalı bilgiler alacağız. Bitkiler bizim gerçekten bizim için çok değerliler ve birçok yararları var. Ama dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Biz biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Zayıflatıcı çok güzel bitkiler var. Dünyada en güzeli zayıflatıcı bitki Garcinia kombucha. Kombucha'da yetiştiği için Garcinia kombucha denir. Bu turunçgillerden, yani bir çeşit limona benzer. İçerisinde sitrik asit var. Hidroksi sitrik asit, kişinin yemiş olduğu besinlerdeki glikozu, yani şekeri, normal olarak şeker yağa dönüşür. Şekerin yağa dönüşümünü engelliyor. Ah, ne kadar güzel işte. Böylece depolanmayı önlüyor. Vücutta o zaman ne oluyor? Enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yağları yakarak, harcayarak. Hidroksi, yani bu şekerin yağa dönüşümü sağlayan özel bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimin salgılanmasını frenliyor. Bu Garcinia'nın içindeki etken madde. Nasıl ki limonda sitrik asit var, işte Garcinia'nın birleşiminde de öyle bir asit var. Hidrositrik asit. Limondaki asite benzer. Bu enzimi frenlediği için şekeri ne yapıyor bünyemiz? Depolamıyor. O zaman ihtiyacını neyle karşılıyor? Yağıyla. Yağı enerjiye dönüştürerek. Bu şuna benzer. Arabanızda yolda gidiyorsunuz. Benzin bitti veya doğal gaz, gazla gidiyorsunuz. LPG gazla ve benzinle çalışıyor diyelim. Gaz bitti, ne yapıyorsunuz? Benzine çeviriyorsunuz. Veya benzin bitti, gaza çeviriyorsunuz. Burada yağlarımızı yakmak için, evet, şekeri. Bu da vücudumuzda şekeri kullanımını engelliyor. Garcinia. O zaman ne yakıyor? Enerji olarak yağları yakıyor. Tekrar şekere dönüştürüyor. Dünyada en etkili zayıflatıcı Garcinia'dır. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiş. Klinik araştırması var. Nasıl bir bitki dediniz biraz önce? Bal kabağı şeklinde, mandalina büyüklüğünde, turunçgillerden, yani meyvelerin aslında hiçbir meyve zayıflatmaz. Çünkü meyve şeker içerir. Şeker kilo aldırır. Fakat turunçgiller hariç. Turunçgillerin içermiş olduğu hidrositrik asit farklı özelliğe sahiptir. Yağ yakıcı. Mesela limondan elde edilen limon tuzu her türlü temizleyici madde olarak kullanılır. Neden? Çünkü her türlü kiri, pisi temizleriz. Aynı benzer özellikle de bizim içimizdeki, evet, yağları temizler. Bu Garcinia da aynı, içimizi temizler, yağları eritir. Garcinia klinik araştırması yapılmış. Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri. Belge var, bilgi var. Garcinia. Bir. İki. Konja. Konja. Bu isimleri unutuyorum. Herkes not alsın. Konja nedir? Konja bal kabağı büyüklüğünde, şöyle büyük bal kabağı şeklinde bir meyve değil bu, zepse. Yerde yetişir. Yani bal kabağı şeklinde galiba. Toprağın altında soğan, yani büyük bir soğan ama bal kabağı şeklinde bir soğan. Bunun soğangillerden büyük bir de çiçeği var. İnsan boyunda bir çiçeği var. Külah şeklinde, ortasında da mısır püskülü gibi püskülü var. Şimdi bu büyük bir soğanı var. 25-30 santim, yani neredeyse bal kabağı kadar. Bunun içerisinde glukomanan denen bir madde var. Glukomanan nedir? Bir polisaharit. Kişi, mesela Japonlar, Çinliler, Koreliler bunun yemeğini yapıyorlar. Aynı bizde spagetti, makarna gibi. Onlar. Evet. Bizde nasıl makarna yapılır? Hı hı. Onlar da bunu spagetti yapıyorlar. Kabuğunu soyduktan sonra ince ince rendeliyorlar. Yiyorlar. Ama iyice yıkadıktan sonra yiyorlar. Çünkü çok yıkamak gerekir. Çok yıkamazsa ne olur? Çok yoğun su çekici özelliğe sahip bu bitki. Glukomanan içeriyor. %40 ile %60 arası glukomanan içeriyor. Glukomanan bir polizaharit. Ne yapıyor?
1 gram glukomanan 200 kat daha fazla sıvı emebiliyor. Su çekiyor. Kendine bağlı. Yani diyelim ki bir tane bir kapsül aldınız. 200 gram suyu kendine bağlıyor. Bağırsaklar da bu, ama nasıl bir bağlama? Aynı jöle gibi veya puding gibi oluyor. Bağırsakları temizliyor, mideyi temizliyor, şekerin emilimini engelliyor. Kişiye doymuşluk hissi veriyor ve kişi açlık hissetmiyor. Yani bizim hani bulgur daha çok şiştiği için çabuk tokluk hissi verir mantığıyla mı aynı mantık acaba? Evet, ama bu bulgur tabii gibi bulgur de değil. Yani 3 kat 5 kat şişmiyor. Kendinden. Bu 200 kat. Bu puding gibi, jöle gibi. Hani yeriz ya işte jöle. Nereye ait? Saça sürme jöle değil de. Konja'dan bahsediyoruz değil mi? Konja, evet. Bu da Japonya'da, Çin'de. Japonya'da. Orada insanlar bunu sepsesini yapıyor, yemeğini yapıyor, yiyorlar. Ama çok yıkadıktan sonra. Çünkü çok yoğun sıvı emiyor, topluyor. Puding gibi oluyor. Hem bağırsakları temizliyor, hem de bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emilimini engellen. Bağırsakların iç yüzünde böyle jelibon gibi kaplıyor. Jel gibi. Bağırsakların glikoz emilimini engelliyor. Böylece beyne sinyal gitmiyor. Açlık duygusunu uyaran sinyaller vermiyor. Kişi kendini tok hissediyor. O zaman ne oluyor? Enerjiye de ihtiyacı var. Nasıl? Kişi enerji ihtiyacını karşılayacak. Hazır yağları eriterek, depolanan yağları eriterek. Japonlar mini mini zayıflar hepsi demek ki, o yüzden. Evet. Bunu sebze olarak. Çin, Japon, Kore, efendim Endonezya, Güneydoğu Asya'da çok yaygın. Yani yetişmesi de çok kolay. Bunlar da ciddi obezite problemi olmayan ülkeler bunlar. Bundan sonra neler var? Garcinia, konja, maydanoz eskiden beri bilinen bir zayıflatıcıdır. Doğal. Herhangi bir yan etkisi yok. Maydanozla ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. Belge var, bilgi var. Kuş konmaz kökü. Aynı şekilde bununla da ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Ve herkesin bildiği lahana. Beyaz lahana. Kırmızı lahana. Lahana zayıflatır ama lahananın şöyle bir özelliği var. İçerisinde vitamin var, mineral var. Bağırsak florasını düzenleyici faydalı bakteri var. Yani yoğurtta nasıl ki laktobacillus bifidobakterisi var. Lahanada da çok yüksek oranda faydalı bakteri var. Fakat lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat denen bir madde var. İşte bu tehlikeli. Neden? Tiroid bezine, bezesine, kalkan bezine iyot akışını engeller. Böylece kişi sürekli lahanayı mikserde çekti, sıktı, suyunu içti diyelim. Zayıflamak için. Zayıflatır. Ama guatra sebep olabilir. Tiyosiyanat nedeniyle. O nedenle bunun yan etkisini giderdikten sonra ancak lahana suyu içilebilir. Yani biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra özel bir ürün geliştirdik. Yani lahanayı tonik haline getirdik. Guatra sebep olmayacak ve faydalı olacak şekilde bir formül geliştirdik. 19 yıl. Lahana sadece zayıflatmaz. Aynı şekilde gastrit, ülser, reflüye iyi gelir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Hastaları iyileştirmişler. Belge var. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Benim şimdi konuştuğum herhangi bir konuda elimde belge olmazsa konuşmam. Neden? Şimdi mesela 1980'lerden itibaren Almanya'da yayınlanan birçok dergi var. Yüzlerce dergi var. Bu dergiler dünyanın neresinde ne tür klinik araştırmalar yapılmış? Belge ve bilgiye dayanır. Şöyle bir sorum olacak. Şimdi merak ediyordur izleyicilerimiz de İbrahim Bey. Zayıflama dedik. İşte Garcinia, kanja, maydanoz, lahana bitkileri saydık. Peki bunlar ne kadar sürede bizi, ne kadar zayıflatır? Sağlıklı olan nedir? Yani yememizden kesmek, tabii sağlıklı beslenmek ayrı bir şey ama şu abur cuburları kesmek şart zaten. Ne diyorsunuz? Süre olarak insanlara böyle söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani Garcinia
ve Konca ikisini birden kullanırsa kişi beslenmesinde herhangi bir değişiklik yapmadan. Ama bu arada sağlıklı beslenerek, hemen altını çizeyim. 6 haftada 7-8 kilo verir. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Yani bana ait bir şey değil bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da klinik araştırması. Ha, bazıları zayıflamak için yanlış yapıyorlar. Nasıl yapıyor? Zayıflayacağım diye günde bir elma yiyen veya bir iki tane zeytin yiyor vatandaş, bir şey yemiyor. O zaman zayıflıyor da ama ne oluyor? Sindirim sistemi 10 ila 11 litre salgı salgılar. Tükürük bezeleri 1,5-2 litre tükürük salgılar. Tükürük çok önemli. Yemiş olduğumuz bütün besinlerdeki mikrobu öldürücü özelliğe sahip. Antibiyotik gibi. Mide asidi 1,5 ila 2 litre sindirim salgısı salgılar. Mesela midenin salgılamış olduğu hidroklorik asit çok sert bir asit. Besinlerdeki bakteri, virüs, mantarı yok eder. Haşlar, kaynar kazan gibi. Mesela karaciğer 2 litre safra, pankreas 1 litre enzim, ince bağırsak 3 ila 4 litre. Kişi yemesini içmesini azaltırsa sindirim salgılarının kalitesi azalır. Böylece mesela bayanlar zamanla adet göremez hale gelir. Bunalıma girer. Mesela ben Almanya'da... Belli bir süre sonra zaten ömür boyu tek elmayla yaşayacak değiliz. Belli bir süre sonra normale dönecek. Bu da bünyeyi şaşırtıp tekrardan ciddi bir kilo almasına da sebep olurdu. Aşırı zayıfladı mı? Geri dönüşü yok. Çünkü organlar ne oluyor? Düzülüyor. Sindirim salgıları azalıyor. Geri dönüşü imkansız bir yola giriyor. Organlara zarar vermiş oluyorsunuz. Tahribat oluyor. Mesela ben Almanya'da bir aileyi ziyarete gittim. 3-4 ay hiç gitmemiştim. Ziyarete gittim. İçeri girdiğimde yaşlı bir bayanla karşılaştım. Dedim ki arkadaşıma, kayınvalide mi geldi dedim. Aman sus dedi. Neden dedim? O benim hanım dedi. Oo, ne olmuş dedim. Dedi ki hiç sorma, 3 aydır hiçbir şey yemiyor, bir elma yiyor. Kadıncağız böyle yüzleri pötür pötür olmuş. Yani çok zaten çirkinleşmiş. Zaten benim zayıflıktan sonra. Yüzü sarkmış, vücudu sarkmış. Yani 35 yaşında bir bayan, 70 yaşında bir bayan gibi olmuş ama yani zayıflayacağım derken çok kötü çirkinleşmiş yani. Çok kötü. Evet. İnsan dedim ki ya nasıl bu hale geldi? Aman süs dedi. Vallahi sen de diyor, ben de diyor. Atar şimdi bizi. Zaten asıl istediğimiz hani yemeğimizi çok fazla değiştirmeden tabii ki işte illaki abur cubur yemeyelim. Fast food zaten yemeyelim. Bunları kilolu değilsek de yapmayalım. Ama yemeğimizi çok değiştirmeden normal sağlıklı beslenmemize devam ederken yani kilomuzu da koruyalım ya da zayıf normal kilomuza da inebilelim istiyoruz tabii. Akşamlar ağır yemek yemese özellikle de hamur işi yediği zaman kilo veremez. Evet. Hamur. Şimdi mesela mantı makarna yiyor vatandaş, yanında ekmek yiyor. Benim bir tanıdığım var, zayıflamak için sabah eşofmanını giyiyor, koşuyor, haşır huşur böyle terletici özel bir eşofman. Akşam oluyor, makarna yiyor. Yanında hem de yatmadan önce. Yanında bir de ekmek yiyor. Ne oldu? Gram kilo vermez, fazladan geri alır zaten. Bir de kortizon ile kullanan kişilerde hormon anormallikleri olduğu için zayıflayamaz. Vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Kimyasal ilaç kullananlar da vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Peki yeşil hormon... çay için falan da zayıflatır dediler. Onların ne kadar etkisi var? Bir antioksidan özellikleri var zannedersem. İçmeli miyiz? İçersek biraz yeşil etkisi olur mu? Yeşil çay ben de çok üzerimde denedim şöyle. Herhangi bir konuda bir şey söylemeden önce kendi üzerimde denedim. Kendimi kobay gibi kullanıyorum. Uzun süre yeşil çay içerseniz Ağustos ayına dahi üşürsünüz. Vücudun ısısını düşürür. Uzun süre. Ne kadar ilginç sürekli bir bilgi. Yeşil çayı içtiğinizde vücut ısısı düşer. Ben ondan düşüyorum galiba. Yani halsiz dermansız kalır. Evet antioksidan. Şimdi mesela yeşil çayı kimler içiyor? Tropik ülkedeki insanlar içiyor. Endonezya, Malezya, Çin vesaire. O sıcak zaten burası. Hepsi, her zaman sıcak. Tropik. Hı hı. Türkiye gibi değil ki. Türkiye'nin iklimi değişken. Türkiye'de yeşil çay sürekli ve düzenli içemezsiniz. İçerseniz vücudunuzun hormon dengeleri bozulur. Ya, bu sefer üşürsünüz. Başka problemler ortaya çıkar. İçilebilir ama zayıflatıcı özelliği söylendiği kadar değil yani. O biraz abartı var. En etkili zayıflatıcı garsinya. Turunçgillerden.
%40 ila 50 oranında da hidroksitrik. Tabii bizim bunu meyve olarak burada bulabilmemiz biraz imkanlı değil tabii onların. Bu meyvesini değil, kapsül hazır. Hazırlarına ekstraktı, yönelmemiz gerekecek bu anlamda. Damıtılarak elde ediliyor bunun. Kapsülü var, hazır. Biz bunu ürettik mesela. Meyvesini yense bulunsa daha iyi tabii ama burada imkansız hazır. Yani öyle bir şey veyahut da konca. Konca sıvı emiyor. Böyle puding gibi, jöle gibi oluyor. Ve kişiye açlık duygusu uyanmıyor. Bağırsaklarda, midede uzun süre kaldığı için kişi yeme ihtiyacı duymuyor. O zaman ne yapıyor? Bünye hazır depolanmış yağları eritiyor. Ha, bu iki bitkiyle ve klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Artı maydanoz ve lahana da zayıflatıcıdır. Ama en etkili zayıflatıcı Garcinia Conja. Bu ikisini. Bunun haricinde mutlaka. Mango zayıflatmaz. Altın çilek zayıflatmaz. Acı çehre zayıflatmaz. Ahududu zayıflatmaz. Zayıflatır diyenler bunun için diyor. Para için. Başka bir derdi yok. Oradan Amerika'dan bir sinyal yayıyor dünyaya. Bir televizyon programı hurra. Vatandaş ağlıyor ağlıyor kullanıyor kullanıyor. Ne oluyor? Sağlığı gidiyor. Çünkü bitkisel diyor içine kimya katıyorlar. Bunu yapanlar da metabolizmayı hızlandırıcı kimyasal özellik kattıkları zaman da sibutramin katılıyor. Yani şimdi yasaklandı. Türkiye'de birçok ürün, Tarım Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 çeşit sibutramin içeren zayıflatıcı diyet ürünleri yasaklandı. Türkiye'de de yasaklandı. Peki, ama bunları yapan çok meşhur doktorlar yani yazık yapıyorlar. Yani yanlış yapıyorlar. Büyük firmaları için yapıyorlar bunları. Yanlış yapıyorlar. Meyveler, sebzeler olduğu zaman konumuz da birazcık daha rahat olabiliyoruz. Bunların kullanımıyla alakalı bir yaş sınırlaması, bir üst sınır, bir alt sınır böyle bir şey var mıdır? Yani aman bu tarz kişiler ya da işte Garcinia şeker hastasına iyi gelmez diye uyarıda bulunacağınız farklı konular var mı? Hayır, Garcinia herkes için kullanılır. Her yaş. Öyle bir yani durum 6 yaşında küçük çocuklar kullanacak hali yok. Yani genellikle obezite, fast food beslenmekle başlıyor. 6 yaşından sonra bile başlıyor. 6 yaşına itibaren kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok Garcinia'nın. Bildiğimiz limon gibi. Meyve. Başka, meyve. Başka bir özelliği yok. Narenci. Konca ise Japonya'da, Çin'de, Endonezya'da vesaire yıllardır zepse olarak kullanılıyor. Çok yoğun yıkadıktan sonra su emmesin diye zepsesini yapıyorlar. Eğer yani, bulabilirsek biz de onu makarna gibi dediniz değil mi? Evet, ama tabii makarnasını yapıyorlar. Spagetti yiyorlar, onları yiyor. Biz de Türkiye'de bunu yetiştirebiliriz aslında. Ekilir, yetiştirilebilir. Bir çiçek. Bu kadar büyük bir kökü var. O kökü soyulduktan sonra zepsesi, salatası yapılıp yeniyor yani. Son olarak cümlelerinizi alayım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani insanlarımız araştırmadan, incelemeden sağdan soldan yani böyle televizyon yayınları olunca çok etkisinde kalıyorlar. Hemen zayıflamak için ona koşuyor alıyor, bunu koşuyor alıyor. Sağlığıyla, sıhhatiyle oynuyor bazıları. Bitkisel diye içine kimya katıyorlar. Bitkisel diye. Bitkilerin hiçbir zarar... Ha, bitkiler kategorik olarak 5 sınıfa ayrılır. Bizim bahsettiklerimiz klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen 1. sınıf bitkiler. 2. sınıf bitkiler Komisyon E tarafından Avrupa Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak Komisyon E var. Onlar monografi yayınlanan bitkilerin şu özellikleri vardı. 2. sınıf şifalı bitkiler Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. 3. sınıf bitkiler aromaterapide kullanılan bitkiler. 4. sınıf bitkiler homopatide kullanılan bitkiler. 5. sınıf bitkiler halk arasında kullanılan bitkiler. Biz sadece ve sadece klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkileri kullanırız. Evet. Ve nasıl kullanılır? Sağdan soldan duyulan hemen şuna iyi gelir, buna iyi gelirse koşturmamak gerekir. Yani dikkat etmek gerekir. Yoksa Allah korusun içine kimya katılan bir şeyi kullanırsak sağlığımızdan olur. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Anlattığınız bilgiler için bize verdiğiniz bilgi.